Merhabalar. Web tasarımının temelleri dersimiz HTML ve CSS üzerine devam ediyoruz. Ve imaj galeri, resim galerisi oluşturmak ve ad medya kavramı yani farklı cihazlarda farklı şekilde, responsif şekilde bir takım sayfaların nasıl görüneceğinden bahsedeceğiz biraz. Bir uygulamamız var imaj galeri ile ilgili. Resimler var bu şekilde. Bu şekilde imaj galeri daha fazlasını da oluşturabiliriz tabii ki. Bunu oluşturacağız öncelikle. Daha sonra responsif yapmak için galeriye neler eklememiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Yani bunun aynı galeriyi responsif yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Ondan bahsedeceğim. Ad Media ögesinden bahsedeceğim. CSS ile tanıtılan Ad Media, CSS 2 ile birlikte tanıtılan ve uygulamaya başlanılan Ad Media ögesi farklı medya türleri için farklı stil kuralları tanımlamayı sağlıyor. Örneğin masaüstü bilgisayarlar, laptoplar, yazıcılar, farklı cihazlar bunlar farklı ekran görüntülerine sahip. Dolayısıyla bunlarda da sitelerin düzgün bir şekilde görünmesi için neler yapılması gerekiyor? Onunla ilgili sizden bahsedeceğim konudan. Buna Ad Media Queries diye geçiyor bu kavram literatürde ve Ad Media sorguları diye çevirebiliriz. Birçok şeyi kontrol etmek için kullanılabiliyor. Görüntünün genişliğini, yüksekliğini, cihazın genişliği ve yüksekliğini kontrol edebiliyorsunuz. Yön verebiliyorsunuz cihazdaki bir takım işte sayfalara, işte yatayda mı yoksa dikey modda mı çalışacak şeklinde ekran çözünürlüğüne yine müdahale edebiliyorsunuz. Bunun için Ad Media ögesiyle birlikte medya tipini ve ifadeleri CSS kodu içerisinde yazıyoruz. Farklı ortamlarda medya türleri için farklı stil sayfalarına sahip olabilirsiniz. Bu durumda stil sayfasını tabii ki gömmeniz gerekiyor web sayfanıza. Burada medya tipi olarak hani all dediğimizde tüm medya cihazlarını kastediyor. Print dediğimizde yazıcılarda kullanılabilir şekilde düzenleme yapıyoruz. Screen dediğimizde bilgisayar ekranından, tabletten, akıllı telefon gibi bir takım ekranların ayarlarından bahsediyoruz olacağız. Speech dediğimizde ekran koruyucu cihazlar üzerinde yapılan ekran okuyucu pardon reader cihazlar üzerinde yapılan düzenlemelerle ilgili. Medya sorgularını kullanmanın bir yolu sitil sayfanızın içerisine alternatif bir CSS bölümüne sahip olmanız. Mesela burada görüntü alanı 480 piksel veya daha geniş hissediyorsunuz mesela bir ekranın. Arka plan rengini değiştir gibi bir kod var mesela. Minimum 480 ise 480 veya daha fazla demek bu ekran genişliği. O durumda işte background color'ını değiştir gibi basit bir örneğimiz var. Bununla başlayacağız. Ad Media örneklerine bunu yapacağız öncelikle. Daha sonra mesela bir menümüz varsa eğer ve bunun bu şekilde tekrar farklı bir ekranda mesela cep telefonu ekranında ya da küçük bir ekrana geldiğinde bu şekilde görünmesi için neler yapacağız ondan bahsedeceğiz. Bu şekilde devam edecek örneklerimiz. Şimdi ilk örneğimizle başlayalım istiyorum. İlk örneğimiz galeri örneğimiz. Bu galeri örneğimizi önce oluşturup daha sonra da responsif şekilde nasıl çevireceğimizi konuşacağız. Hep beraber bir takım resimler atıp bir klasöre unsplash.com'dan elde edebilirsiniz. Telifsiz resimler var değil mi? Unsplash, unsplash diye yazılan siteden mesela ücretsiz, telifsiz resimler alıp bu uygulamayı kolaylıkla yapabilirsiniz. Hep beraber başlayalım dersiniz. Evet, boş bir HTML dokümanı açalım yine. Adobe Dreamweaver'da burada ben açtım boş bir HTML dokümanımızı. Ve body arasına geçerek galerimiz için div class galeri diye oluşturmaya başlayalım. Bilgisayarım artık bana format at diyor. Çok yavaş çalışıyor. Sizinki umarım hızlıdır. Bu şekilde de olmuyor. Evet, galeri diyelim. Galeri diye Türkçe de yazabiliriz tabii ki. Hani size kalmış bir şey. Galeri şeklinde de yazabiliriz bu şekilde. Sonra o şekilde kodlarız CSS'ine. Bir div oluşturdum öncelikle galeri için. Ve içerisine hani herhangi bir galeriye tıkladığımda boş açılması için bir href verilmiş. Mesela bu da ahiret. İmaja bakın ahiret ne arasında imajın baz almış. Bu imaja tıkladığımda mesela yine imajın kendisi boş bir blank dokümanda sekmede açılacak anlamı taşıyor bu.
Kendisi bütün resimlerin 600'e 800 bende bütün resimler. Hani sizde nasıl bilmiyorum ama hani ona göre resimlerin wide'ını, height'ini yazabilirsiniz ya da 600'e 800 bir resim de bulabilirsiniz. Ama unsplash.com'dan hemen buraya yazayım şu şekilde. Küçük notu nasıl yazıyorduk HTML'de? Ünlem mi vardı şurada? Evet, ünlem vardı değil mi? Şu şekilde diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum? Bir tere daha mı var burada? Evet. Neyse www.unsplash.com'a girerek ücretsiz, telifsiz resimlere ulaşabilirsiniz. Hatta ben de sizinle birlikte açayım. Yanlış mı yazdım? Şöyle bir deneyelim. Burada yanlış yazmış olabilirim. Yanlış olmasın. Weblog diyor. Splash. P-L-A-Ş. Evet. Şu daha doğru oldu. Pardon. Yanlış yazdım. Evet. Unsplash.com size telifsiz resimler veriyor. Ama buraya İngilizce olarak arattırmanız gerekir. Mesela manzara resmi arıyorsanız işte view mi? Manzara nedir? Viewport mu? Viewport da olmadı. Manzara denince C diyelim. C Vision. Şu anda bilemedim ama İngilizce olarak hani arattırmanız gerekiyor. Bakın bu şekilde resimler geldi. Bunların hepsini kendi sitelerinizde de telifsiz olduğu için istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu tip resimler kullanabilirsiniz. Bu tip bir başka siteler de var. Yani arama motoruna telifsiz resim arıyorum derseniz zaten çok farklı site karşınıza gelecek. Bu şekilde buralardan resim alabilirsiniz bu uygulamayı yapmak için. Şimdi devam edelim biz uygulamamıza. Bu doğru, evet. Unsplash.com siliyorum. Evet, galeri dediğimizde bir resim almamız gerekiyor. Hemen ahirette başlıyorum. Benim aslında bunu kaydettiğimde Ctrl-C bir kaydettiğim bu resimler var. Yani drop örneğimizle bir önceki dersimizdeki örneğimizde klasöre atmıştım. Ben buraya galeri HTML diyorum. Galeri HTML diye bunu kaydettiğimde bakın ahiret dediğimde bana bir takım resimler bakın burada sunuyor. Bunlar zaten benim 4 tane resmim burada var. Ama siz de yani aynı şekilde HTML dosyanızı kaydettiğiniz yere atarsanız bir tane 4-5 resim buradan çekebilirsiniz. Peki ne eklenmiş buraya? Target blank. Niye eklenmiş target blank? Target blank. Yani bu resme tıkladığımda ben boş bir sayfada farklı bir sekmede aç demeye, boş farklı bir sekmede aç. Peki ahirefin arasında ne olacak? Yine benim imajım olacak. Bu resme tıklandığında diyorum çünkü. Yine aynı resmi ben source, image source olarak da girdim. Bu resmin wide height aynı. Tekrar girmeme gerek yok aslında. Bu şekilde bırakıyorum. Şu şekilde bırakıyorum. Wide height zaten 600'e 400. Burada hani tekrar girebilirsiniz isterseniz tabii ki wide height resmini. Ama CSS özelliklerini hani bunun %50'sini al, %100'ünü al gibi özellikler ekleyebileceğiniz için hani wide height'i de baştan belirseniz de güzel olur aslında. Hani onun yüzde kaçını alacağını bilir. Ama belirtmeseniz de zaten alacaktır. Neyse bu şekilde bırakıyorum. En azından denemiş oluruz. White Aid belirtmediğimizde farklı bir şey gelecek mi diye. Bunun dışında description var şuradaki. Daha önce de koymuştuk biz bunu. Hemen şeyin resmin altında bir div oluşturuyorum. Div class diyorum. Ve description için neydi bu? Tanım değil mi? Description için kısaltma yaptım ve buna deniz manzarası dedim mesela. Evet, bunu da koyduk. Bizim ilk divimiz şu galerimiz hazır. Yani ilk şurada, bakın bundan kaç tane var arkadaşlar? 4 tane var. 4 tane kopyalayabilirim bakın her biri için ayrı ayrı ve sadece resimler değişecek. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Şu şekilde Ctrl-C dedim.
Kontrol B dedim. Yine galeri ama burada bu sefer hedefimi değiştim diyorum. Ve diğer resmi al diyorum. Mesela forest olanı al. Ve forest olanı orman yolu mesela. Yine oradaki source'da da yine aynı resmi al. Büyü açılırken yine buradan açılsın. Ve burada da orman yolu yazsın altında. Bu şekilde devam ediyorum. Diğer galeri ögelerimde bu şekilde dilleri kopyalayarak ve sadece resimleri değiştirerek, çünkü bir kere oluşturduk. Diğeri de kuzey ışıkları şeklinde devam edeceğim. Bu ikisini de siz de ekleyin benim gibi. Evet, şu anda kuzey ışıklarını da dağ manzarasında aynı şekilde yukarıdaki div bölümünü, pardon, şu div galeri bölümünü şunu kopyalayarak, diğerlerinde değişiklik yaparak tüm resimleri eklemiş oldum ve kaydediyorum şimdi. Neyim hazır benim şu aşamada? Şeyim hazır değil mi? Body kısmım hazır oldu şu aşamada. Peki neyi geçeceğim şimdi? CSS kısmına geçeceğim. Hemen style'ımı açıyorum. Burada div galeri diyeceğim öncelikle. Div galeri, nokta galeri. Doğrudan nokta galeri diyemez miydik hocam? Evet diyebilirdiniz. Bunda da bir sakınca yok. Div'in galerisi, div'in galerisinin hover'ı gibi. Bu şekilde de verebiliyoruz. Div'deki galeri, nokta galeri dediğimiz için class'a geçecektir değil mi? Onun gibi düşünün. Margin 5 pegs. Border var 1 pegs. Solid. Şu anda neye veriyorum özellik ben? Doğrudan burada görünen şunu oluşturmaya çalışıyorum. Yani tıklandığında işte daha büyük resim açılacak falan onlarla ya da lightbox şeklinde de açılabilir. Öyle daha önceki videoları izlerseniz lightbox şeklinde de yapabilirsiniz. Hani bunu açıldığında lightbox'a dönüşecek şeklinde de ayarlayabilirsiniz. Zaten öyle yapsanız daha kolay olur. Lightbox videosunu izleyin onun için. Şimdi tekrar oraya dönmek istemiyorum. White diyelim. 180 pegs. Evet, bu şekilde galeriye girdik. Yani sadece galeri için CSS özellikleri girdik. Şimdi galerinin hover'ı, yani üstüne geldiğinde ne olacak bu galeriye? Ona bakalım. Bir nokta galeri, iki nokta üst üste hover diyorum. Üzerine geldiğinde, mouse üzerine geldiğinde ne yapacağını söyleyeceğiz. Burada da bir border sadece hani belirginleşsin diye. Yine bir pegs. Solid ama rengi farklı bir border ekliyoruz. Yani üzerine geldiğini kişi hissetsin diye. Bu da tamam. Hover'ımızı da verdik. Ne kaldı? İmajlara hiçbir şey vermedik. Bir nokta galeri. IMG tagı için bir şeyler veriyoruz. IMG imaj tagı için ne verelim? Burada white bakın. Daha önce white'ı belirtmemiştim içeride. Bakalım belirtmediğimde varsayılan kendisi neyse onun %100'ünü alacak anlamında. %100 yazarken %100'de yazıyorduk değil mi? Yüzde işaretini daha sonra kullanıyoruz. Hate'i de auto dedik. Yani otomatik olarak demek ne demek? Kendisi neyse o gelsin. Yani yüksekliği neyse o gelsin anlamında. Peki ne kaldı? Bir de tanım kaldı. Div nokta description için bir şey koymuştuk. DSC için. Description yani alttaki yazılar için, yazıların altındaki, resimlerin alttaki yazılar için bir padding veriyorum bunun için. 15 pegs her taraftan. Sağ sol alt üst ve text align ortaya yazılsın bu dedik. Bunda mesela işte mesela yazı tipini belirleyebilirsiniz. Farklı şeyler yapabilirsiniz. Hepsini Ctrl C dedim şu anda. Şu aşamada. Bu şekilde bir galerimizi görelim. Bunu görmek için de yine klasörüme gidiyorum. Ne diye kaydettim? Galeri HTML diye aynı drop-down örneğinin içerisine, yani resimlerin olduğu kısma. Eğer resimler peki bir image klasörü içerisindeyse ne yapıyorduk? Mesela bu bir klasör içerisinde olabilirdi image diye. Ve genelde de böyle kullanılır değil mi resimler? Normalde buradaki resimlerimi bir imaj klasörü içerisinde olduğunu varsayarsam nasıl kullanacaktım? O zaman resimleri çekerken ne diyeceğim o zaman? Image içerisinde diyeceksiniz. Yani şu şekilde bakın image içerisinde çıktı çünkü oraya attık artık. Bu şekilde çalışır mı? Hayır çalışmaz. Dolayısıyla hepsini image'den çektiğinizi
burada belirtmeniz gerekiyor. Zaten de normalde biz bu şekilde kullanmayı gerekiyor. Yani her şeyin nasıl evinizde her şey düzenli, odanızda her şey düzenli olması gerekiyor daha doğrusu. Burada da webde de bu düzen mutlaka istenir, olması da arzu edilir. Evet, Ctrl-C diyelim şimdi. Şimdi aynı şekilde ne diyorduk? Galeri HTML tıklayarak bu image içerisindeki resimleri galeride görelim. Bakın üzerine geldiğimde hafif Ctrl-6 ile göstereyim. Hafif bir şekilde bir belirginleşiyor neydi border. Çünkü hover'ını o şekilde verdik biliyorsunuz. Ve tıkladığımızda boş blank bir dokümanda açıldı. Lightbox şeklinde açılmadı ki kapatamıyorum. Bu şekilde tabii ki yapılması önemli değil ama yeni blank demek hani yeni bir sekmede fark ettiyseniz o sekmeyi kapattığımda galeriyi kapatmıyorum. Parent değil yani farklı bir sekmede resmi görebiliyorsunuz şeklinde açılmış oldu. Bu ne sağladı bunu? Şuraya koyduğumuz target blank özelliği sağlamış oldu. Ama bunu tabii ki lightbox ile yapmamız kesinlikle daha uygun biliyorsunuz. Peki şimdi devam edelim. Aynı örneğimizden. Aynı örneğimizi, şimdiki örneğimizi görüntüleri farklı ekran boyutlarında yeniden düzenlemek için Media Query dediğimiz, Add Media dediğimiz özelliği kullanarak yani responsive haline getirelim. Farklı ekran boyutlarında nasıl görünecek? Mesela 700 pikselden daha büyük ekranlar için işte yan yana dörtlü resim koyalım derken 700 pikselden daha küçükse ekran İşte yan yana iki görüntü olsun diyebilirsiniz mesela. Hocam normalde de bunu yapamıyor muyuz? Hayır. Mesela şöyle yaptığınızda aslında bir nevi dört görüntü bir tane daha inmiyor mesela. Burada bir şu ikisi tekrar aşağı inebilirdi daha küçük bir ekranda. Onun gibi düşünebilirsiniz. Kendiniz ekran boyutuna göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. Normalde de bu şekilde hani zaten varsayılan olarak da bu şekilde görünecektir. Yani şu boyuttaki bir ekranda böyle görünecektir kullandığımız galeri. Bu da varsayılanı zaten hiçbir şey yapmadan da o şekilde göründüğünü de bilin. 500 pikselden küçük ekranlar için de görüntüler dikey olarak sağlansın. Tekli olarak diyebiliriz mesela. Peki bunun için ne yapacağız? Şimdi burada ne yapmışım? Responsive diye her biri için responsive diye bir class oluşturmuşum. Aslında bizim klasımızın adı galeriyken değil mi? Bunun adı responsive oluyor. Peki galeri yerinde duruyor mu? Evet duruyor. Peki responsive nerede? Galeri nerede derseniz de. Bakın class responsive dedik. Bizim class galerimiz var mı şu aşamada? Hayır yok. Değil mi? Evet. Clear fix niye kullanılmış olabilir? Bakın bir de burada clear fix eklendi. Yani ben bu resimlerden sonra bir yazı yazmaya kalkayım mesela. Kaymasın hani resimler kenara doğru yani öbür tarafa doğru kaysın istemiyorum. Çünkü flat left dedim galeride. Yazım da bu tarafa kayacaktır. Eğer en son galeriden sonra bir yazı yazmaya kalktığımda, burada bir paragraf yazmaya kalktığımda o yazının da bu tarafa doğru, left'e doğru kaymasını kaldırmak için yani kayma işlemini burada bitirmek için clear fix deyip ondan sonra hani paragrafı eklememiz gerekiyor. Clear fix'i o amaçla yani daha doğrusu clear bot özelliğini aslında bir nevi kullanmış oluyoruz yeni versiyonun. Peki bizim normalde ne eklememiz gerekiyor? Responsive diye bir özellik eklememiz gerekiyor bu örneğe. Burada hemen şu galeriyi tekrar ekledim ben. Yani burada responsive dememiz yeter değil. Galeri hala duruyor ama responsive hale getirmek için bir de responsive class'ı ekleyeceğiz sadece. Daha önceden bunu unutmuşum eklemeyi. Şimdi ekledim. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Peki şimdi örneğimize geçelim. Peki neler ekleyeceğiz şimdi? Neler çıkaracağız? Ona bakalım CSS kısmında. Peki galeri kısmında bakın sadece border var. Ve bundaki bir takım özellikler nereye gitmiş? Bakın arkadaşlar responsive'e geçmiş. Yani biz artık şurada nokta responsive ekleyeceğiz. Responsive demek farklı ekranlarda güzel görünsün istiyoruz. Yani tablet olsun, bilgisayar ekranı olsun. Evet, neyi geçireceğiz oraya? Bir tane sadece border kalacak. Marjini bile farklı şekilde şeylerde kullanıyoruz. Mesela işte screen boyutu, ekran boyutu sadece ekran boyutu 700 olduğunda, maksimum 700 olduğunda. İşte maksimum 500 olduğunda şunu yap şeklinde bir takım önerilerde bulunacağız. Evet, onları yapalım.
Şimdi ben buradan sadece bunu bırakarak marjini de alıyorum hatta. Marjini siliyorum. Daha sonra başka yere geçecek o. Ve flat left ve white özelliğini buraya aldım. Şimdi white de aslında bir nevi bunun önce hani hiç başka bir şey yokken nasıl anlatayım? Hiçbir şekilde responsive özelliği yokken daha doğrusu ekranla ilgili herhangi bir ayar yapılmamışken ekrandaki değişime göre responsive'deki değişimi görüyorsunuz burada. Şuradaki. Dolayısıyla hiçbir şekilde bu ekranlardan herhangi yani maksimum 700 olmadı ya da 500 olmadı. Normal durumda ne olacak derseniz. White'e %25 konmuş. Ne demek bu? Hani bunları her biri %25 oranda 4'e bölündüğü için hani 4'e böldüğü ekranı diyor. Her bir resmi de ekranı ne olursa olsun ekran 4'e böl ve her bir resmi bir kutucuğa koy gibi bir anlamı var. Çünkü %25 diyoruz burada. 24,99 yerine %25 de yazabiliriz. 2500 dediğim ben. 2500 de diyelim. Pardon. Pardon. Yüzde dedik. Float def dedik. Bir de padding koyuyoruz buraya. Padding konmuş. 0 üstten alttan sağdan soldan yani şeyler arasında kutucuklar arasında 6 pi eksik ve boşluk olsun anlamı var aslında burada. Evet, daha sonra ne yapıyoruz? Galeri için tamam. Galeri hover aynı. Üzerine geldiğinde yine rengi değişecek bir border var. İmajımız için aynı. Hiçbir sıkıntı yok. Aynı imajlar gelsin. Paint pardon. Yani şu alttaki yazılar için, description için yine aynı özellikler. Bir box sizing özelliği var. Box sizing özelliği. Daha önceki videolardan hatırlayın lütfen. Box sizing özelliğini. Sırf bunun için bir video çektiğimi hatırlıyorum çünkü. Box sizing ki border box diyelim. Ve responsive için ayarımızı yaptık. Ve şimdi medio geleri ve clear fix var. Yani bundan sonra yazılacakların tamamen hani float left'in silinmesi durumu var. Sonraki yazılanların float left'in onlardan etkilenmemesi daha sonra yazılanların float left'ten etkilenmemesi durumu var. Şimdi responsive'den sonra hemen ben şu araya giriyorum. Aynı şekilde add medio ögesini media dedik. Only dedik. Sadece screen'de yani ekranlarda, farklı ekranlarda ve maximum white bir özellik belirtiyoruz burada. Bir takım işte nedir CSS özelliği, ne durumunda olsun. Maximum white şu olduğunda white doğru yazalım. Evet. Pardon. CSS olduğu için 700, 2.300'e 700 piksel dedik. Evet. Nokta bir koymuyoruz tabii ki. Burada yine küme parantezini açtık, kapattık. Burada responsive özelliği için yine. Yani ben responsive zaten mevcut bir özelliği var. Bu ekran boyutunda responsive şunları koymak istiyorum diyeceğim. Bu durumda padding'e gerek yok. Yukarıdan zaten alır onu. Float'ımız left olmayacak. Margin koyuyoruz burada. Aslında marginle ayarlama yapıyoruz. Burada %50. Neden %50? Çünkü 2'ye inecek. Yani resim 2'ye inecek anlamında. %50 olarak kalmasın bir resim anlamında. Bu marjin olarak da tabii marjin ister istemez değişecektir. 6 px. Hani o sağdan ve soldan dış boşluk. Pardon. Üstten ve alttan 6 px. Çünkü hani 6'ya ineceği için 6 ile üst arasındaki boşluğu ayarlıyor bir nevi marjinle. Resimler çünkü aşağı inecek iki tanesi ve şuradaki aradaki boşluğu aslında marjinle ayarlamış oluyoruz. Peki aynısını responsive'in küme parantezini kapatmayı unutmayalım. Zaten bu da medyanın küme parantezi. Bu medya ögesini aynen kopyalıyorum. Ve tekrar yapıştırıyorum. Ve burada bu sefer %100 olduğunda, tamamını kapladığında anlamında bir resim bir taneye düşebilir diyorsunuz bir nevi ve marjin vermeye gerek duymuyor. Aslında verse de iyi olurdu ama önemli de değil. Evet, clear fix'i ekleyelim. Nokta clear fix. Clear fix ya da temizle diye ekliyorum genelde ben ama eliniz ağzınıza da yapışabilir bu terim. Clear fix terimi. Çünkü sık kullanılıyor ve karşınıza çıkacaktır.
Burada content olarak temizle dedik. Bir sonraki adım, yani bir sonraki adımı temizle. Display table diyoruz. Bundan hiç bahsetmedim daha önce de. Diğer adımdan da bahsedeyim. Clear board diyoruz. Klasik clear fix'imiz bizim. Evet, bunu kaydettikten sonra neyi eklemedim ben? Clear fix'i eklemedim. Yani metninden sonra bir clear fix olması gerektiğini, bunların hepsi bittikten sonra, galeri bittikten sonra bir yazı yazmak istersen div class clear fix eklediğimde belirtmem lazım. Class şeklinde belirtmedik mi? Bize yardımcı olmuyor. Şurada nokta clear fix demişim ama yine de class dediğim halde gelmedi. Clear fix diyelim. Bu şekilde, boş bir şekilde bu bir divi oluşturuyoruz. Ha, bir paragraf ekleyeceğimizde hocam bu divin içine mi yerleştirmeliyiz? Hayır. Ayrı bir div olarak mesela işte H1 boyutlarında responsive ya da üstte de yazabiliriz bunu. Responsive resim galerim galerisi olsun. Responsive de yine şu şekilde yazalım. Ctrl C dedim. Ve şimdi gidip galerimi çalıştırıyorum. Galerim zaten varsayla galeri HTML'de tekrar çalıştırdım. Bakın neden bu %100 geldi? En başta tek başına %100 geldi. White hat vermediğim için olabilir mi acaba? En baştan hiçbir şekilde responsive yapmadım ki. Direkt bir takım özellikler verdim ve bu şekilde gelsin dedim. Hiçbir şekilde responsive ekledim mi? CSS özelliği verdim ama eklemedim. Sorry diyorum hemen. Şuraya Ctrl C diyorum. Her birine responsive olması için bir takım özellikler eklenmiştim. Silmiştim. O sildiklerim dolayısıyla öyle bir etki yarattı biraz önceki gibi. Ve bunu en son bu divde kapatıyorum. Evet, bu responsive için. Bakın. Bunun aynısını diğerleri için de yapalım. Diğer galerilerin öncesine de koyalım. Ve sonrasında kapatalım. Ctrl C diyorum. Aynı şekilde bütün galeriler için bunu yapın arkadaşlar. Bu şekilde ekliyoruz. Ve son olarak şurada bir geri kapatmam gerekiyor. Ne için? Responsive için. Ctrl C dedim. Şimdi tekrar dönüyorum. Responsive ekledikten sonra evet bu şekilde. Şimdi mesela responsive dediğim için ben bunu şu şekilde, bakın ne oldu, teke çıktı. Gördünüz mü? Hani %100 dedik çünkü. Teke döndüğünde %100'e çevir dedik. Nerede dedik bunu? Bakın göstereyim hemen. Teke düştüğünde %100'e bakın. Yani maksimum yani 500 piksel olduğunda, 500 px olduğunda ekran white'ı direkt 500 piksel olduğunda, daha büyük olduğunda direkt 700 pikselde. Aslında ikili çalışma mesela 2'ye düşmesi, %50'ye düşmedi mesela. O mesela şurada %50'ye düşsün demiştik. Bunu şey şeklinde verdik biz. 50 yüzde şeklinde verdik. Acaba ondan mı olmuyor desem? Çünkü 2'ye düşmedi. Onu bir bakayım hemen. Neden bu şekilde vermişim? 5 tane 9. Yine şurada da 24, hani 25 yerine 24.5 tane 9. Bir de böyle deneyelim. Ctrl C dedim. Ve tekrar açtım ve Enter'a bastım. Ve büyütüyorum. 2'ye, yine 2'ye düşmedi. Hayır. Fark etmedi yani. Hani İkili ikili düşsün istedim aşağıya doğru ama onu yine yapmadı. Ama sonuçta daralttığınızda bu şekilde kullanabiliyorsunuz diyebilirim. Biraz daha büyük başlayabilirsiniz her şeyden önce. Mesela şöyle düşünün. Ctrl artı artı artı. Bakın hemen büyüdü. Ctrl artı dediğimde %100'de başlayayım yine ben. %100'de başladım. Evet, 2'ye düşmüyor arkadaşlar. Aslında %50'ye düşmesini isterdim. Hani %50 de aslında
Demek ki bu şekilde veriyor. Ama etki güzel değil mi? Bu şekilde vermesi, resimleri bu şekilde vermesi. Yani üçlü, ilk birli şeklinde vermek, yani bu şekilde vermesi de şık bir görüntü sağlıyor. Ne için? Ne bileyim, cep telefonları için örneğin. Bu şekilde görünmesi güzel. Bu medya screen etkisini görmek için mesela şöyle basit bir örnek var. Hani daha böyle özümsemek için. Hemen new diyorum. Create diyorum yeni bir sayfada. Çok basit bir kod. Hemen hazır olarak öbür koddan da medya screen'i alabilirim ben. Şurada medya screen'im var. Kopyaladım. Copy. Direkt yeni sayfamda style arasına alayım. Burada responsive demiyoruz. Ne diyormuşuz? Body'ye, yani body'ye müdahale ediyoruz doğrudan. Body, body dediğimiz ekranımız zaten. Burada background color. Background color. Color şurada. Background color. Light green. Light green mi? Light green, evet. Küçük yeşil gibi bir şey. Evet. Fosforlu yeşil. Evet. Burada 480 px olduğunda, yani küçüldüğünde min, ama fark ederseniz min, en az. Yani 480 ve üzeri demek bu. Öbürü 480, yani 700 ve altı demekti biraz öncekinde. Diyelim ki bu min 480 de böyleyse, peki only screen demeye de gerek yok. Direkt screen'i çalışabilirsiniz. Normalde body pink görünecek ama eğer küçüldüğünde minimum white'e 480 ve genişlikte en az 480 genişlikte olduğunda açık yeşil olacak anlamı taşıyor. Ama onun için de body'ye de benim bir şey vermem lazım. Hani normalde rengi ne olacak? Pink olsun demişiz. Normalde de background color. Aynısını bunun alıyoruz. Body'nin hani farklı görünmesini sağlıyoruz ya. Dolayısıyla burada da hemen farklı bir renk de koyabilirsiniz. Pink dedik. Ctrl S diyelim. Pardon, galeri değil. Burada body diyeyim ya da medya diyeyim, medya ögesinin hani farklı görünüş ne işe yaradığını aslında göreceksiniz burada çok basit manada. Hemen klasörümüzden medyayı çalıştıralım. Bakın şu aşamada ne? Light green. Normalde pink olması gerekiyor. Pink değil. Neyi yanlış yazdım yine? Background color pink. Evet, şu anda pardon, medyadayım değil mi? Evet, medyadayım ve normalde pink olması gerekiyor ve küçüldüğünde de yeşile dönmesi gerekiyor. Burada bir hatamız var. Normalde body'miz, evet böyle body. Bir şey yazmaya gerek yok. Background color zaten burada işlediğine göre orada da işler. Minimum 480 olduğunda medya tipi screen olarak ayarlandı. Evet. Görüntü alanı en az 480 genişliği olduğunda açık yeşil olacak. 480'den daha az olduğunda, hani minimum 480 olduğunda yeşil olmasını istiyoruz ki öyleydi. 480'den daha az olduğunda da, yani daha küçük olduğunda hiç mi yapamıyoruz? 480'den daha az bir görüntü yapamıyor muyum? Şu anda 480'in altına inemiyor muyum? İyi, kontrol eksi diyelim, onunla mı alakalı? Yok, değil. Onunla da alakalı değil. %100'de kalsın yine. Ekranı genişliğiyle konuşuyoruz. Genişliğiyle ilgili konuştuğumuz için hani yüksekliği de değil. Aslında bunun pembe daha önce denemiştim. Olmuştu ama şimdi niye olmuyor bakalım. Evet, şimdi yaptı. Bakın şu şekilde istiyordum zaten. Hani geniş olduğunda light neydi? Aqua demişim mesela. Hani normalde aqua ama minimum white en düşük 700'den fazla olduğunda, yani 700 ve 700'den fazla olduğunda bir ekran, onu yeşil yap dedik. Mesela 700'den az olduğunda da aqua olacak. Minimum 700 olduğunda ya da 700'den fazla olduğunda da yeşil olacak bu şekilde. Bunu yaptık, çok güzel, ama bir kod eklememiz gerekiyor. Baktığımda, yani tekrar araştırıp tekrar baktığımda ne eksik dediğimde, meta name viewport ve content white, hani cihazın genişliğini alsın diye bu şekilde bir şu şekilde bir kod eklememiz gerekiyor. Siz de bu kodu eklediğinizde çalışacağını göreceksiniz. Biraz önce o kodu eklemediğimde çalışmamıştı. Şimdi çalışıyor. Gördüğünüz gibi.
şu kodumuzu meta kısmına, heat heat arasına, bir meta etiketi olduğu için heat heat arasına eklememiz gerekiyor bu uygulama için. Yine benzer bir örneğimiz, menüleri aynı şekilde tarayıcı ekranında nasıl biz biraz önce işte resimlerde bunu yaptık. Resmi yine tarayıcı ekranında ayarlamak için yaptık. Aynı şekilde menülerde de bu şekilde medya screen özelliği kullanılarak yine ekran menü bu şekildeyken cep telefonuna geldiğinde şu şekilde ayarlanabiliyor. Bunu nasıl yapıldığına bakalım farklı olarak. Mesela burada mesela wrapper demişim. Öncelikle bir kodun yapısına bakalım. Yani body body kısmına bakalım. Body body kısmında wrapper yani kaydırıcı anlamında, wrap kaymak anlamında. Ne kaydıracak? Bir container var. Wrapper container var. Ne için? Menü itemlar için. Yani süper fırsatlar, kampanyalar, çok satanlar, mağazalar dediğimiz bizim klasik bir ULL yapımız var burada. Menü listemiz var. Ve sol menü diye bir tane de onun üstünde yine bir bölüm var. Ve dışında da yine wrapper nereye alıyor? Nerede bitiyor wrapper? Bakın şu ULL bitti. Sol menü şurada bitti. Yine yazdıklarımız ve en son wrapper tamamını alan bir div olduğuna dikkat edin. Yani şunun tamamını, container da diyebilirdik buna. Div class container da diyebilirdik. Tamamını alan bir divden söz ediyoruz. Peki bu div wrapper'da ne var? Overflow auto özelliği var. Yani bu ne demek? Scroll ile alakalı. Yani scroll çubukları çıkıyor ya yanında, kaydırma çubukları. Onun otomatik, yani eğer yetmezse scroll çıkar demeye getiriyoruz. Hani ekran yetmezse. Onun dışında burada bakın main diye bir özellik var yine. Ve ID şeklinde vermiş. Hemen bakalım. Main bakın şurada. Bu da metin için. Şuradaki metin için verilmiş bir özellik. İşte orada margin left ne demek? Dıştan boşluğu 4 piksel bırak. Yani şu aradaki diş boşluğu 4 piksel bırakmak için. Sol menü dediğimiz şu kısım. Sol menüye tekrar dönelim. Şurada ana ekranımızda. Sol menüde gördüğünüz gibi menü listin içine alan bir bölüm. Menü listi tamamen şurası sol bölüm diye geçiyor. Onun ne tip özellikleri var? Flatman özellik, hani kaydırma yok. Kaydırma ne zaman olacak peki derseniz. Ekran geldiğinde, yani ekran boyutu değiştiğinde kaydırma float left olacak. Başta none, yani herhangi bir kaydırma ögesi içermiyor. Bu genişliği de otomatik olarak, yani neyse o şeklinde verilmiş. Menü listimiz var. Menü listimizde margin padding 0 verilmiş ama asıl önemli olan menü itemları. Arka plan rengi verilmiş. Gördüğünüz gibi border verilmiş. Border radius biraz kavisli bir menü item olmuş. Ve başındaki noktalar ULL yapısı olduğu için başındaki noktalar kaldırılmış ve marjini yine dıştan kendisine de ait 4px, yani toplamda şurada 8px bir boşluk olacak. Padding de kendi arasındaki 2px, şu aralıklardaki aslında, yok pardon, kampanyalarla border arasındaki mavi bir bölümdeki metinlerle 2px'lik, şu aradaki mesela 2px'lik bir şey borderla metin arasındaki. Peki ne yapılıyor burada? Aslında screen geldiğinde bu özellikleri, sol menüyü ve sadece main ayarlamanı, yani bunu ve bunu kaydır diyoruz. Nasıl kaydıracak? Sol menüye flat left ekleyince bu arkadaş aşağıya geçecek. Bu aşağıya geçince main kısmı, bir de margin left'ten yani soldan yine büyük bir neydi? Piksel verilmiş, değil mi? Bu şekilde ayarlanan bir yapı. Yani bunu da uygulayabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Kendiniz uygulayabilirsiniz. Ben şimdilik burayı bitiriyorum. Evet, dersimizde ne yaptık bugün? Medya ögelerinden bahsettik. Bir responsive image galeriden bahsettik. Daha çok medya ve responsive galeri oluşturmaya doğru gittik. Bir sonraki dersimizde yine bu konuyla ilgili sitelerde, responsive siteler ya da responsive ya da medya ögesinin kullandığı farklı konularla ilgili uygulamalar yapmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.